Neden girişimcilik ön planda bugünlerde? Daha çok duyuyoruz, daha çok kulağımıza geliyor. Herkes ben girişimci olmak istiyorum diye ortaya atılıyor ve hakikaten bir şeyler yapmak istiyor. Konjonktür de bunun için uygun. Hani devlet destekleri had safhada. KOSGEB üzerinden olsun, kendi bankaları üzerinden olsun, diğer devlet kuruluşları, kalkınma ajansları gibi devlet kuruluşları üzerinden olsun. Gerek kamusal, gerekse özel sektör için girişimcinin önü üst seviyede açılmış durumda. Bununla beraber altyapımız pek uygun değil, bunu da söylemekte fayda var. Girişimcilik sürekli desteklenen bir olgu olmakla birlikte en güncel olarak geçmişimiz buna pek uygun olmadığından dolayı altyapısal sıkıntılar var. Yani henüz girişimcinin rahat büyüyüp serpileceği, rahatlıkla gelişebileceği ortam tam olarak oluşmuş değil ülkemizde. Ama bu hızla oluşmakta. Gelişmiş ülkelere kıyasla az önceki cümleyi söylemiş oldum. Gelişmiş ülkelerde bir girişimci çok daha prosedürü bilir bir şekilde ve önünü görebilecek halde işe başlayabiliyor. Türkiye'de belirsizlikler biraz daha fazla ama destek hat safhada. O yüzden son derece yeni fikri olanlar, yeni bir iş yapmak isteyenler ya da mevcut işini geliştirmek isteyenler, ona bir yenilik katmak isteyenler için son derece uygun bir ortam söz konusu Türkiye'de. Destekler hat safhada. Girişimciliğin önünü, içinizdeki girişimcilik ruhunun önünü kesmeyin. Hayata geçirecek düşündüğünüz bir fikriniz var ise mutlaka hayata geçirin. Bundan daha düzgün bir ortam bulamazsınız diyebilirim rahatlıkla.